Sayın Valim, Sayın İkmal ve Garnizon Komutanım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Rektörlerim, üniversitemizin kıymetli akademik ve idari personeli, sevgili misafirlerimiz ve değerli basın mensupları. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından düzenlenen 23, 24, 25 ve 26. dönemde Adana Milletvekili, Ankara Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Necdet Ünüvar'ın vereceği Gazi Meclis'te O Gece başlıklı konferansımıza hepiniz hoş geldiniz. Programı arz ediyorum. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı, 15 Temmuz konulu kısa film gösterimi, Rektörümüz Sayın Profesör Doktor Nurullah Okumuş'un selamlama konuşmaları, Afyonkarahisar Valisi Sayın Gökmen Çiçek'in konuşmaları, Sayın Profesör Doktor Necdet Ünüvar'ın özgeçmişinin izlenmesi, konferans sunumu, İl Müftümüz Sayın Sinan Kazancı tarafından şehitlerimiz için dua edilmesi, hediye takdimi ve fotoğraf çekimi. Şimdi sizleri bu özel program vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve de 15 Temmuz gecesi vatanımızın bütünlüğü ve milletimizin bağımsızlığı için can veren aziz şehitlerimizin manevi huzurlarında saygı duruşuna ve ardından İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Sayın konuklarımız, 15 Temmuz konulu kısa film gösterimini izliyoruz. Kahraman Türk milleti, tarihinden bugüne kadar bayrağı, vatanı, bölünmez bütünlüğü ve bağımsızlığı için hiçbir bedel ödemekten kaçınmadı. Her türlü tehdide karşı tek vücut olmayı bildi. Cihan Harbi'nde Osmanlı Devleti'nin dört bir tarafı kuşatılmışken yine milletin kahraman evlatları vatanına sahip çıktı. Türk milleti 1923 yılında şehitlerinin aziz kanlarıyla yeni bir devlet kurmasını bildi. Tüm kara bulutları dağıtıp düşmana bu ülkenin geçilemez olduğunu gösterdi. Yıllar içinde ülkeyi savaşlarla yıkamayacağını anlayanlar taktik değiştirdi. Her kalkınma hamlesinin önüne engeller çıkarmaya çalışarak Türkiye'nin gücünü kırmaya çabaladı. Antidemokratik pek çok müdahale denendi. Hepsi de Türkiye'yi 10 yıllarca geriye götürdü. Yüzlerce cana mal oldu. Son 20 yılda geçmişin cuntacı zihniyeti yine boy göstermeye, ilerleme hamleleriyle dünyada adından söz ettiren, sürekli gelişen ve büyüyen Türkiye'nin refahını bozmaya kalkıştı.
terör, sokak eylemleri, cuntacı müdahale girişimleri, yalan ve iftira dolu karalama kampanyalarıyla mücadele edilirken, devlete sızmak isteyen ve milletin duygularını sömürerek beslenen hain ve sinsi bir terör örgütü peydahlandı. Devletin içine yuvalanan FETÖ ihanet çetesi, milletin tankını ve tüfeğini milletin üzerine çevirmiş, canlara kastetmişti. Oysa İstiklal Harbi ruhu yeniden şahlanmıştı. İnsan bir kere ölür, adam gibi ölür. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla milyonlar sokaklara dökülmüş, Türk milleti canı pahasına tankların önüne yatmış, kendisine doğrultulan namluların üzerine çıplak elleriyle yürümüştü. Darbe girişimine karşı dünyada benzeri görülmemiş bir karşı duruş sergilenmişti. Terör örgütü üyeleri milli birlik ve beraberlik karşısında bozguna uğradı. 15 Temmuz 2016 Türk milleti için bir milat. Destan yazan Türk milleti dünyaya bir kez daha haykırmıştı. Türkiye geçilmez. Bu süreçten sonra hızlıca toparlanan Türkiye, savunma sanayiinden ulaşıma, enerjiden yerli ve milli markalara kadar her alanda mega projelerle yeniden atağa kalktı. Fırat'ın doğusu geçilmezdi. Mavi Vatan geçilmezdi. Karabağ geçilmezdi. Tüm dengeleri belirleyici bölgesel gücünü pekiştirdi. Savunma sanayiindeki başarılarıyla hem topraklarının hem de kardeş ülkelerin güvenliğini sağladı. Yurdun dört bir yanını en gelişmiş ulaşım ağlarıyla ördü. Şehir hastaneleriyle sağlıkta gelişmiş ülkelere fark attı. Şimdi ise diplomasideki üstünlüğüyle Balkanlardan Kafkasya'ya, Doğu Akdeniz'den Orta Doğu'ya toplumsal, siyasi, insani çözümlerin ve barışın en önemli anahtarı olmaya devam ediyor. Milletin cesareti ve vatanına bağlılığı sayesinde 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine emin adımlarla ilerleyen, gençlerine geleceği bugünden tasarlayan ve yeni bir yüzyıla umutla giren bu güzel ülke, Türkiye geçilmez. According to an article. Bir makaleye göre 1950 sonrasında dünyada 236 başarılı askeri darbe olmuştur. Hiçbirinde silahsız halk asimetrik güç dengesizliği nedeniyle darbe girişimiyle aynı anda silahlı kuvvetlerin karşısında sivil bir irade örneği gösterememiştir. Ne yazık ki dünya tarihinde bizzat halkın direnciyle engellenmiş bir darbe girişimi olmamıştır. 15 Temmuz 2016 gecesine kadar. Pardon? Türk milleti o gece demokrasi için, ülkesinin geleceği için 7'den 70'e birlik oldu. Canını ortaya koydu. Tarih yazdı ve bu hain darbe girişimini önledi. Evlat bak, bu bir milat. Türk milleti o gece bir destan yazmıştır. Bu dünya darbeler tarihi için, demokrasi için bir milattır. O gece iradesine ve egemenliğine sahip çıkan bir millet, çıplak elleriyle tarihe el koymuş, demokrasiye kasteden hain junta heveslerinin sadece dayanışma ve cesaretle nasıl püskürtülebileceğini tüm dünyaya göstermiştir.
Değerli konuklar, selamlama konuşmalarını yapmak üzere Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Nurullah Okumuş'un kürsüyü teşriflerini arz ederim. Sayın Valim, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Komutanım, değerli rektörlerim, ilimizin protokolünün değerli üyeleri, saygıdeğer misafirler, basınımızın değerli üyeleri, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlemiş olduğu Gazi Meclis'te o gece başlıklı konferansa hepiniz hoş geldiniz. Bizi kırmayarak davetimize icabet eden Ankara Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Necdet Ünüvar hocamız bugün değerli bilgi ve tecrübelerine hareketle hem Türkiye'yi hem 15 Temmuz'a götüren süreci hem de bu menfur girişim esnasında Gazi Meclisimizde yaşananları bizlere aktaracak. Sayın Profesör Doktor Ünüvar'a ve siz saygıdeğer konuklarımıza konferansımızı teşriflerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Dünya tarihi ve ulusal tarihimiz günümüze kadar maalesef pek çok darbe veya darbe girişimine şahit oldu. İşte 1960 darbesi, 12 Eylül 1980 darbeleri gibi. Ve bu darbelerin hemen tamamında iktidara karşı halk veya askerlerin ayaklanması ve baş kaldırısı şeklinde olmuştur. Dünya darbeler tarihine baktığımız zaman ve çoğunlukla iki taraf vardır ve hedef de temelde yönetimi ele geçirmektir. 15 Temmuz 2016'da FETÖ-PYD'ye tarafından gerçekleştirmeye çalışan darbe ise dünyadaki tüm darbelerden çok farklı özelliklere sahiptir. Diğer darbelerden farklı olarak bu darbe girişiminde hedef yönetimi ele geçirmek değil, yönetimi başkalarına servis etmek olmuştur. Bu darbe girişim hazırlığı birkaç ay veya birkaç yıl değil, en az 20-30 yıl sürmüştür. Geçmişi çok uzundur. Bu darbe girişiminde asker veya yönetim değil, topyekün millet hedef alınmıştır. Bu darbe girişiminde dostluk, kardeşlik, dayanışma, kültür, din gibi milletin can damarı değerleri hedef alınmıştır. Bu darbe girişiminde ayrımcılık, bozgunculuk, istikrarsızlık hedeflenmiştir ve bu darbe girişiminde demokrasi, bu darbe girişiminde cumhuriyet ve bu darbe girişiminde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve değerli silah arkadaşlarının 7 düvele karşı o yokluk içerisinde, bin bir güçlük içerisinde vatan aşkıyla yoğrulmuş ve millet aşkıyla harmanlanmış bir duygu ve düşünce içerisinde kurmuş oldukları Cumhuriyet'in en önemli simgesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi hedef alınmıştır. Ama bu girişimde bulunanların hesap edemedikleri bir şey vardı. Bu millet tarihin hiçbir döneminde zalime, zulme boyun eğmemiş ve vesayet altına girmemiştir. Bu darbe girişimine kalkışanlar siyasi görüşü ne olursa olsun, yaşam şekli ne olursa olsun, dini ne olursa olsun, ırkı ne olursa olsun al bayrağımızın kılına zarar geleceğini, ülkemizin bölünmez bütünlüğünün zarara uğrayacağını fark ettiğinde el ele vereceğini, omuz omuza vererek düğüne gidercesine kurşunlara göğsünü siper ederek koşa koşa zalimlerle savaşmaya gideceğini, bedenleriyle zırhlılara karşı bentler kuracaklarını, gerekirse tankın önüne bile yatabileceklerini, resmiyette komutanı olsa bile devlet düşmanlarını gözünü kırpmadan kurşun sıkabileceğini, gözünü kırpmadan ruhunu Allah'a, bedenini vatanla teslim edebileceğini hesap edemediler. Bu darbe girişimine kalkışanlar, bu milletin temsilcilerin yuvası, Cumhuriyet'in evi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hangi siyasi görüşten olursa olsun, tüm siyasilerin bir araya gelip tepelerine yağan bombalar aldırmadan namusları gibi korudukları yüce meclisi her ne pahasına olursa olsun terk etmeyeceklerini hesap etmediler. İşte
O melun ve menfur gecede meclise koşarak milletini, evini, devletini, cumhuriyetini korumaya giden, yaptığı konuşmalarla meclisin coşkusunu hep diri tutmaya çalışan, darbe gecesi bombalar altında geçiren saygıdeğer milletvekillerimizden 23, 24, 25 ve 26. dönem milletvekilimiz Ankara Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Ünvar hocamız o gece yaşananları birebir yaşamış birisi olarak bizlere anlatacak. Sayın hocamız 9 ile çevrilmiş olan Gazi Mecliste O Gece isimli kitabında bu tür darbe girişimlerinin bir daha yaşanmaması için gerekli dersi almamız ve daha da önemlisi asla unutmamamız için hem o geceyi bizlere delillerle anlatırken hem de bu tür darbe girişimlerinin bu ülkenin bölünmez bütünlüğünü bozamayacağını 7 düvelin suratına en çarpıcı şekilde vurmaktadır. Sayın hocamıza davetimizi kabul edip bizleri kırmayarak ilimize teşrif ettikleri için tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Saygılarımla. Sayın hocamıza teşekkür ediyoruz. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Afyonkarahisar Valisi Sayın Gökmen Çiçek'in kürsüyü teşriflerini arz ederim. Çok değerli garnizon komutanımız, belediye başkanımız, rektörlerimiz, başsavcımız, alay komutanımız, emniyet müdürümüz, ilgilenmeyiz başkanımız ve çok değerli il müdürlerimiz, hocalarımız, öncelikle hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Aslında az önce gördüğümüz kısa filmde de çok ince bir noktayı yakalamışlardı. Dün de ben de konuşmamda ifade etmeye çalışmıştım. Sayın Rektörüm, bu aslında 15 Temmuz bizim tarihimizde çok büyük bir dönüm noktası. Doğru. Fakat orada da söylediği gibi aslında dünya tarihinde, dünya darbeler tarihinde çok önemli bir dönüm noktası. Eskiden dışarıda karar verilirdi. Hangi ülkede olursa olsun bu iktidar değişecek. Şu kişi iktidara gelecek. Ülkede şunlar şunlar değişecek diye aynen kağıt üzerinde yazılanlar uygulanırdı. Fakat 15 Temmuz'da bir millet büyük bir direnişle bunu yıktı ve dünyadaki diğer milletlere de örnek oldu. Zaten bu darbeden, bu darbe girişiminden sonra birçok ülkede yapılan darbe girişimine karşı halk bizdekine benzer bir şekilde direniş göstermeye başladı. Artık dışarıda dünya tarihi için dışarıda karar verilerek ülkelerde iktidarların öyle kolay değişilmeyeceğini gösterdi. Nasıl Kurtuluş Savaşı'nda bağımsızlık mücadelesinin nasıl olacağını göstermişti. 15 Temmuz'da bu şekilde oldu. Eskiden hepimiz düşünürdük. Ben özellikle gençken daha hala yaşlı değilim de daha küçükken diyeyim. Düşünürdüm. Ulubatlı Hasanlar, tarihimizdeki o kahramanlar acaba gittiler mi? Bir daha bu millete gelmeyecekler mi diye. Kurtuluş Savaşı'mızda Çanakkale'deki Seyit Onbaşıları, paşalarımız Yakup Şevki Paşalar, bunlar acaba bu kahramanlarımız artık içimizden çıkmayacak mı diye düşünürdüm. Ama 15 Temmuz gecesi öyle bir şey yaşadık ki insanın aklının almayacağı kahramanlıklar gördük. İşte tankın önüne yatan bir kahraman. Hiç yani komşumuz, arkadaşımız, dostumuz ama o gün bambaşka bir halde kurşunların önüne gitti. İşte orada söylüyordu ya insan bir kere ölür diye. İnsan bir kere ölür diyen kahramanlar çıktı. Demek ki bu milletin kaybetmediği, kaybetmeyeceği çok önemli değerleri var ve hala devam edecek. Sayın Rektörüm, ben de aslında o gün siz milletvekiliydiniz. Mecliste yaşananları, işin gerçeği çok merak ediyorum. Televizyonlarda bir kısmını gördük. Halkımızın kahramanlığının yanında yasama organımızın, parlamentomuzun, milletvekillerinin o gece gösterdikleri kahramanlık gerçekten bu da bütün dünyaya örnek oldu.
Ben de heyecanla sizin o gece yaşadıklarınızı dinlemek istiyorum. Bu vesileyle konuşmamı kısa keserek sizi heyecanla dinlemek istediğimi belirtiyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun. Sayın Valimize konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Programımıza Sayın Profesör Doktor Necdet Ünüvar'ın özgeçmişinin anlatıldığı video sunumuyla devam ediyoruz. Profesör Doktor Necdet Ünüvar 6 Haziran 1960'ta Adana Ceyhan'da doğdu. İlkokulu Adana'da, ortaokul ve liseyi Mersin'de, üniversiteyi Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde tamamladı. Tıp doktoru olarak Mardin'de mecburi hizmet sonrası Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde önce iç hastalıkları ihtisasını, daha sonra endokrinoloji ve metabolizma ihtisasını tamamladı. Atatürk Üniversitesi'nde 1996 yılında doçent ve 2001 yılında profesör oldu. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı Başkanlığı görevini yürüttü. 2002-2007 tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı Müsteşarlığı yaptı. 23, 24, 25 ve 26. dönemde Adana Milletvekili seçildi. 6 araştırma komisyonunda görev yaptı. 3'ünde başkanlık, uyuşturucu ve madde bağımlılığı, bilişim ve internet, sağlıkta şiddet, 1 komisyonda başkan vekilliği, kayıp çocuklar, 2 komisyonda ise üye olarak görev yaptı. 23 ve 24. dönemde Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliği yaptı. 24. dönemde 31.01.2013 tarihinde Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanlığına seçildi. 26. dönemde aynı komisyon başkanlığına bir kez daha seçildi. Aynı zamanda 7 yıl Türkiye-Azerbaycan Dostluk Grubu Başkanlığı görevini üstlendi. Çalışmalarından dolayı 4 Haziran 2020 tarihinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev tarafından Azerbaycan'ın en büyük nişanı olan Devlet Dostluk Nişanı verildi. Özellikle sağlık, bilişim, Türk dünyası ve bilhassa Azerbaycan'la ilişkiler uyuşturucu ile mücadele alanında çok yoğun çalışmalar yaptı. Uyuşturucu ile Mücadele Kurul Başkanlığı ve Uyuşturucu ile Mücadele Yüksek Kurulu üyeliğinde bulundu. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 9 Ekim 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikalar Kurulu üyeliğine atandı. İngilizce bilmektedir, evli ve 3 çocuk babasıdır. 14.08.2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Ankara Üniversitesi'ne rektör olarak atanmıştır. Kıymetli konuklarımız, şimdi Gazi Meclis'te o gece konferansı için Sayın Profesör Doktor Necdet Ünüvar'ın kürsüyü teşriflerini arz ederim. Çok değerli valim, değerli belediye başkanım, saygıdeğer komutanım, kıymetli başsavcım, değerli rektörüm, değerli konuklar, değerli genel meclisi başkanım ve kıymetli basın mensupları, hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Öncelikle nazik davetler için Afyonkarahisar Sağlık Bilimler Üniversitesi Rektörü, değerli dostum Nurullah Okumuş Hocam'a çok teşekkür ediyorum. Milli mücadelenin çok önemli şehirlerinden Afyonkarahisar'da 15 Temmuz hain darbe girişiminde
Gazi Meclis'in şanlı direnişini anlatma fırsatı bulduğum için de hasreten büyük memnuniyet duyduğumu ifade ediyorum. Efendim, ben şu anda Ankara Üniversitesi Rektörüyüm ama 4 dönem Adana Milletvekilliği yaptım ve Gazi Meclis'te bulunma şerefine nail oldum. Ve 15 Temmuz esnasında da Gazi Meclis'te o geceyi yaşamış birisi olarak yaralanmamış gazi kabul ediyorum kendimi. Orada bulunan bir kişi olarak tarihe not düşmeye çalıştığımız bir kitabımız var. Bu çerçevede o gün mecliste yaşananları, 15 Temmuz darbe girişiminin ne anlama geldiğini ve oradan hangi dersler çıkartmak gerektiğine dair bir takım şeyleri paylaşacağım. Kusurumuz olursa affola. Niye biraz hızlı mı gidiyor? Hangi tarafa döndürmem gerekiyor acaba? Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar. Evet, bu sesi aslında hiç unutmadık, unutmayacağız. İnşallah kıyamete kadar da Türkiye Cumhuriyeti ilelebet hep müreffeh, hür, bağımsız bir ülke olarak kalacaktır ve 15 Temmuz hain darbe girişimi de o hadiselerden birisi olarak anılacaktır. 15 Temmuz nedir? 15 Temmuz hem Sayın Valim hem Sayın Rektörüm ifade ettiler. Tarihin gördüğü en kanlı darbelerden birisi ve İletişim Başkanlığımızın o hazırladığı videoda da gösterildiği gibi dünyada eşi benzeri olmayan bir darbe girişimi. Yani kendi milletimizi, kendi devletimizi korumak adına devletimizin imkanlarıyla emanet edilmiş üniformaların, silahların, tankların, tüfeklerin korumakla yükümlü olduğu halkın üzerine acımasızca sürüldüğü, insanların gaddarca, hunharca katledildiği bir kanlı darbe girişimi. Bu benim kendimce yaptığım bir tasnif. 15 Temmuz Cumhuriyet dönemindeki 100 yıla yaklaşmış, şurada 2 yıl sonra 100. yılı kutlayacağımız Cumhuriyetimizin en önemli 10 olayından birisi. O 10 olayın sonuncusu 15 Temmuz hain darbe girişimi. Bunu anlaşamadık. Evet, ilk önemli olay meclisin açılışı. Daha sonra Cumhuriyet'in ilanı. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1938'deki vefatı yine Cumhuriyet'teki önemli olaylardan birisi. 1946'da çok partili hayata geçiş kararı önemliydi. Yani Türkiye'nin demokrasi yolculuğundaki önemli noktalardan birisi. 1950'de o kararın hayata geçtiği çok partili dönemdeki Demokrat Parti döneminin başlangıcı. Aslında bu dönemin başlangıcı nihayetinde o Demokrat Parti döneminin bitişinin de kanlı bir, daha doğrusu kansız bir darbeyle gitmesi ama rahmetli Menderes'in, Başbakan Menderes'in idam edilmesi sonuçlanan bir hadiseydi ve Türkiye'de darbeler tarihinin de başlangıcı. Yani çok darbe teşebbüsü var ama darbeler tarihinin başlangıcı. Evet, 1971'de 12 Mart muhtırası, 80'de 12 Eylül darbesi, 97'deki postmodern darbe,
ve en sonunda da 15 Temmuz hain darbe girişimi. Cumhuriyet tarihindeki en önemli 10 tane olay. Peki 15 Temmuz hain darbe girişimi dediğimiz zaman aklımıza ne geliyor? Aslında hepimizin değişik bir takım anekdotları var. Yani kimimiz evimizde, kimimiz sokakta, kimimiz caddede, kimimiz herhangi bir ilçede 15 Temmuz'u yaşadık. Yani belki fiziki anlamda bizi birebir ilgilendiren olaylar olmamalıdır. Ama hepimizin kalbinde derin yaralar oluştuğunu biliyoruz. Ama 15 Temmuz dediğimiz zaman bu yine bana ait tasnif. En önemli 10 tane olayın geçtiği nokta. Bunlar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve civarı, İstanbul Boğaziçi Köprüsü, Genelkurmay Başkanlığı ve Kavşağı, Marmaris'teki Cumhurbaşkanımızın kaldığı otel civarındaki yoğun teröristler tarafından ateşle saldırıya maruziyeti, Akıncı Üssü ki çok önemli, Gölbaşı Polis Özel Harekat Başkanlığı, orada 52 tane özel harekat polisi kardeşimiz şehadet şerbetini içti. İncirlik, Gölbaşı'ndaki TürkSat binası, Özel Kuvvetler Komutanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi. 15 Temmuz'un en belli başlı yaşandığı ve gerçekten çok kanlı şekilde pek çok vatandaşımızın da hayatına mal olan 10 tane nokta. Şimdi benim evim Söğütözü'nde ve kuş bakışı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne de 2 kilometrelik mesafede. Aşağıdan gidince 2,5-3 kilometre sürüyor ama kuş bakışı 2 kilometrelik mesafede. O gece bir gün önce yoğun bir meclis gündemi olmuştu. Gece 2.35 civarında meclis kapandı. Malumunuz milletvekilleri salı, çarşamba, perşembe günü yoğun bir mesai sarf ederler. Daha sonra da illerine giderler. Perşembe gecesi yoğun bir şekilde yatırım ortamını iyileştirmesi ilgili bir kanun çalışması yapılırken orada saat 22 civarında hatırlayınız Fransa'da Nice'de bir festival alanında bir kamyon halkın içerisine daldı ve galiba 97 ya da 98 kişinin ölümüne yol açmıştı. Ve hepimizin yüreği burkuldu. Saat 10. Gece 10. Dedik ya bu ne kadar vahşi bir harekettir. Ve sonra gece saat 2.35'te meclis bitti. Herkes evlerine gitti. Bir kısmı seçim bölgelerine gitti. Bir kısmı Ankara'da kaldı. Ben de o gün Cuma günü akşam bir taziye için Erzurum'a gideceğim. 19.20 uçağıyla. Yolda anlamadığım bir kalabalık var ama anlaşılmıyor. Yanımda da hanım var. Tam havaalanına gittim. Kendim kullanıyorum arabayı. Bütün işte çakarları şunlar bunlar çalıştırdım. İşte sağ korna, sola korna, işte oradan buradan filan. Yani normalde böyle araba kullanmam ama yetişemedim. Sonra öfkeyle geriye doğru döndük. Hanım dedi ki ya olanda hayır vardır dedi. Ya dedim doğru olanda hayır vardır ama ben gitmek istiyordum. Gidemedik. Sonra evin balkonuna oturduk. Saat 9.30 civarı. Oradan slide kontrol ediliyorsa siz... Ve bu o gece kızımın çektiği, şu anda iç mimar olan kızımın çektiği görüntü. Ve balkondan saat 9.30 civarında külliyenin üzerinde bir helikopter böyle reverans yapıp dönüyor ve tekrar ayrılıyor. Birkaç defa tur attı falan. Pek Cuma günleri de evde olmadığım ve de Ankara'da olmadığım için belki de balkona da çok oturmadığım için pek fark etmedim. Dedim ki demek ki her zaman böyle oluyor. Veya yakında 30 Ağustos var onunla ilgili bir hazırlık olabilir falan. Yani Cumhurbaşkanımızın Ankara'da olmadığını biliyorum. Ama dedim belki böyle bir referans olabilir. Bu arada arkadan silah sesleri geliyor. Ne olduğunu da anlamıyorum. Yani arkada bir silah sesi geliyor ama
İşte Ankara'nın yaşayanlar bilir, orada düğünler olur ve düğünlerde de zaman zaman silah sesleri falan olur. Ben hep hayra yoruyorum ve orada diyorum ki acaba silah seslerinden, yani düğünden mütevellit bir silah sesi mi geliyor falan diye. Bakın bu helikopterin sesi. Bu saat 9.30-10'a çeyrek kala filan civarında. Daha sonra 10'u 5 geçe filan böyle bir F-16 vüş deyip geçti şeye doğru. Gölbaşı'ndan Kızılay'a doğru. Daha sonra birkaç dakika sonra aynı uçak tekrar geçti. Bir daha geçti filan deyince Allah Allah dedim. Acaba bir şey mi var falan. Sonra yanımda telefon yok. Balkonda televizyon yok filan. Gittim telefonu getirdim. Bir bakayım dedim. Şeyde acaba bir hadise falan mı oldu? Ne oldu falan diye. Baktım İstanbul Boğaz Köprüsü kapatılmış diye bir şey var. Haberler dolaşıyor. O ara bizim milletvekillerinin WhatsApp grupları var ve o WhatsApp grubunda şeyler oluyor. Bir takım yazışmalar oluyor. İşte İstanbul'da köprüler kapatılmış. Bir takım tartışmalar var falan şeklinde. Sonra kalkışma bir milletvekili arkadaşı aradım, bir eski bakan arkadaşı aradım. Dedi ki, ben Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde kaldım. İşte komutana ulaşmaya çalışıyorum, o da Gölcük'te bir şeye gitmiş, düğüne gitmiş. O yüzden ulaşmaya çalışıyorum, merak ettim ne oldu falan diye. Sonra saat 10'u birazcık daha geçe, Başbakanımızın özel kalem müdürü, eski bir havacı binbaşıdır. Onu aradım, Murat dedim ne oluyor? Hocam herhalde bir kalkışma ihtimali var filan dedi. Biraz sesini açabilirsek. Milletin seçtiği, milletin iradesini temsil eden hükümet iş başındadır. Bunun bu saat iş başından 11'e 2 kala, biraz kısabiliriz. 11'e 2 kala Başbakan Sayın Binali Yıldırım'ın açıklaması. Daha sonra da bir 5 dakika sonra da A Haber'e açıklama yaptı. Hanıma dedim ki, ya dedim bu kalkışmaysa bizim mutlaka bir şey yapmamız lazım. Abdest aldık, beraber namazı kıldık. Sonra dedim ki, hadi Allah'a ısmarladık. Nereye gidiyorsun? İşte kayınbiraderi çağırdım, yakında evi var. Oradan sokağa çıkıyoruz. Yani ne olacağını bilmiyoruz. Meclise falan gitmek aklımızın ucundan geçmiyor. Daha sonra, bir sonraki slide. O ara saat 11'i 8 geçe polis özel harekata bomba atılmış. Tabii biz bunu bilmiyoruz. Yani gölbaşından bize de ses gelmedi. Ve orada bizim özel harekattaki polislerimiz şehit olmuş. 52 tane özel harekat polisimiz. Ve sonra biz şeye devam ediyoruz. Yani sokaktayız. Ben genel merkeze doğru gideyim diye düşünüyorum. Ve o düşünce esnasında bir yandan da WhatsApp yazışmalarını takip ediyoruz. Arkadaşlar mecliste toplanmaya başlamışlar. Özel harekat bombalandığında şöyle bir dramatik tabloyu da daha sonra öğrendim. Diyarbakır Havajet Üssü ve Gölbaşı Polis Özel Harekat Başkanlığı. Bir sonraki. Bu bizim Ahmet ve Mehmet Oruç diye ikiz kardeş, hiç birbirinden ayrılmamış. Adana'dan helikopter eğitim için Gölbaşı'na gelmiş. Süreler de bitmiş, dönmek üzereler ama o gece şeyde orada kalmışlar. Babası Ali abi, Ali Oruç. Bir dakika geriye gelelim, geriye gelelim. Geri. Geri. Şimdi babası enteresan bir şey anlattı. Bu çocukların Ahmet ve Mehmet Oruç'un abileri Diyarbakır'da astsubay. O havajet üstünde. Diyor ki, hocam diyor, o gece bize uçakların bakımını falan yaptırdılar. İşte Ankara'da bir terörist saldırısı var. Oraya uçaklar gidecekler. O teröristleri durdurup dönecekler. Meğerse diyor, benim bakımını yaptığım uçak benim kardeşlerimin, ikiz kardeşlerimin üzerine bomba atmış, dönmüş diyor. Çocuk hüngür hüngür ağlıyor. Tabii Ahmet Oruç'un kızı Hifa, hanımın kucağındaki Hifa, o
babasını görmeden doğan bir çocuk. Yani hocam, babası doğduğu zaman. Hocam, ve orada tabii bu çocuklar şehadet şerbetini içtiler. Devam edelim. Biz bir yandan sokakta devam ederken bizim WhatsApp grubunda yazışmalar var ve arkadaşlar mecliste toplanmışlar. Bir yandan da Cumhurbaşkanı'nın nerede olduğuna dair yazışmalar oluyor. Gitmeyin arkadaşım. Yazışmalar oluyor ve milletvekillerinin, Ankara'da olan milletvekillerinin toplanmasıyla ilgili SMS mesajı var. Ve ben dedim ki o zaman biz meclise doğru gitmemiz lazım. Ve arabayı sürdük doğru meclise doğru. Bir sonraki. Ve bir yandan da arkadaşlar yani Ankara'da olanlar meclise gelsinler, diğerleri sokağa çıksınlar diye çağrılar var. Meclis grubunda yazışma devam ediyor. Devam edelim. Ve sonra biz yolda devam ederken saat 12'yi birazcık geçe, 12.24 olduğunu daha sonra tabii o anda fark edemedik. Cumhurbaşkanımız CNN Türkiye bağlanıp o meşhur FaceTime konuşmasını yapıyor. Ve FaceTime konuşmasında Cumhurbaşkanımız ben buradayım, halkımı da meydanlara davet ediyorum şeklindeki o meşhur konuşmasını yapıyor. Biz hala şeydeyiz, sokaklardayız. Devam edelim. Ve o esnada tabii Marmaris'te çok yoğun çatışmaların olduğunu, bir sonraki Cumhurbaşkanımızın kaldığı otele yaklaşık 50 bin tane mermiyle saldırıldığını bilmiyoruz. Yani ne olduğunun farkında değiliz ama Cumhurbaşkanımızın en azından canlı ve sağ salim olduğunu ve meydanlara çıkma çağrısında bulunduğunu biliyoruz. Devam. Yurtta sıkı yönetim ilan tabii edilmiştir. Yine saat yarım civarıydı galiba. TRT'ye de bir bildiri okundu. Eskiler bilir. Eskiden darbe yapıldığı zaman Sıhhiye'deki Ankara Radyosu'na el konurdu. Ve oradan darbe çağrısı, darbeciler işte yönetime el konmuştur. Halkımız sakin olsun şeklinde açıklama yapılırdı. Sonra 12 Eylül darbesinde işe televizyon katıldı. Ama şimdi sadece bir televizyona, TRT'ye çıkıp orada darbe bildirisi okutmakla darbe sonuçlanmıyor. En azından bunu da görmüş olduk. Biz yoldayken yine o 12 Eylül, 15 Temmuz ile ilgili TRT'de silah zoruyla spikere darbe bildirisinin okutulduğunu ve kısa zamanda da o bildirinin gündemden kalktığını biliyoruz. Fakat biz yolda giderken meclisi bilenler biliyor. Genelkurmay'la meclis bir meydanla komşudur. Büyük bir meydan var. Genelkurmay'ın önünde yoğun bir kalabalık var. Biz şeyden doğru o İsmet İnönü bulvarında meclise doğru giderken giremiyoruz. Geriye döndük. Daha sonra o Dikmen civarından yukarıdan dar sokaklardan meclise girmek için yoğun bir gayrette saat 1 civarında ben 12'ye doğru evden çıktım. 1'i birazcık geçe meclise geldik. Devam edelim. Şimdi geldik ama şurada bakınız kapı kapalı ama yan tarafta yayaların geçtiği bir şey var. Bu benim girdiğim araç. Kayınbiraderle beraber o araçlardan yandan girdik. Niye o kapılar kapalı? O kapılar Genelkurmay'da ve karşıdaki o deniz kuvvetlerinin olduğu yerde çok yoğun çatışmalar olduğu için oraya karşı herhangi bir saldırı olmasın diye kapılar kapatılmış. Yani meclisin kapıları kapatılmış ve biz o yayaların geçtiği yerden girdik. Daha sonra arabayı bir yere park edip sonra yürüyerek hızlı adımlarla meclise doğru girdik. Saat 1'i birazcık geçiyordu. Geldiğimiz zaman milletvekilleri kapının önünde bekleşiyorlar. Ne olacağı belli değil. Henüz meclisin açılıp açılmayacağı da belli değil. Niye meclise geldik? Yani meclisi açacağız, açmayacağız. Onların her bir kararını vermiş değiliz. Ve Sayın İsmail Kahraman da 12'ye doğru meclise gelmiş. Ve daha sonra başbakanlığa gidip meclisi açmaya karar vermiş. Devam edelim. Tabii mecliste değerli dostlarımız biliyorlar. Olağanüstü toplantı şöyledir.
Diyelim ki 1 Temmuz'la 1 Ekim arasında meclis normalde tatile girer ve herhangi bir yurt dışına asker göndermek veya olağanüstü toplanması gerektiği zaman meclis başkanı şöyle bir çağrıda bulunur. İşte 10 Ağustos'ta olağanüstü toplantıya çağırır. Bu olağan bir olağanüstü toplantıdır. Yani herkes bilir. Işıkçısı da, sesçisi de, televizyoncusu da, o bakıma görevli arkadaşların hepsi gelirler. Kapıyı açarlar, ışığı açarlar. Temizliği yapılmıştır. Divan oluşur ve olağanüstü toplanır. Ama bu olağan dışı bir olağanüstülük olduğu için geldik ama kapılar açılmıyor. Çünkü kapıyı açacak görevli meclise ulaşamamış. Meclis televizyondan arkadaşlar oraya gelememiş. Kapıyı zor şartlarda açtık. Hatta bir ara kapıyı kırsak mı falan diye de düşündük. Ama ondan sonra bir türlü mümkün olmadı. Sonra o anahtarı bir arkadaş buldu. Açtı. Fakat ışıkların nereden yandığını bilmiyoruz. Çünkü ışıkları yakmak milletvekillerinin görevi değil. Yani görevli de gelememiş. Cep telefonlarıyla, yol yordamıyla kapılar açıldı ve meclisin açılmasına karar verildi. Saat 2 civarında meclis artık oturumuna başlayacak. O esnada 50-60 milletvekili vardı ama daha sonra gelen arkadaşlarımız oldu. Ve mecliste 107 tane milletvekilimiz vardı. Devam edelim. Bir sonraki. Ve sonra meclis açıldı. Normalde milletvekillerinin bulunduğu genel kurul alanına milletvekilleri ve görevliler dışında hiç kimse giremez. Ama o gün meclis TV'de gelmediği için meclis başkanımız Sayın İsmail Kahraman divanı oluşturdu. Divan katipleri yerinden kaldırdı ve çok doğru bir hareketle CHP'den bir milletvekilini, AK Parti'den bir milletvekilini ve MHP'den bir milletvekilini divana oturttu. Ve A Haber muhabiri de yayına başladı. Çünkü ilk gelenlerden bir tanesi oydu. Bir sonraki. Biraz sesini açabilir miyiz? İki gruptan birer grup başkan vekili sağ ve soluma lütfen buyursunlar, teşrif etsinler. Sayın katip üyeler, yerlerinizi grup başkan vekillerine verelim. Evet. Şu an canlı yayındayız mecliste. Buyurun. Buyurun efendim. Levent Bey, Bülent Bey, herhangi bir. Evet. Özgür Bey, gel. Kardeşim, dikkat ederseniz, divan katipleri normalde meclis başkanının, oturumu yöneten başkanın sağında ve solunda birer tane divan katibi olur. O farklı partilerden. Buradaki arkadaşlar, birisi Elazığ milletvekili Ömer Bey, diğeri Balıkesir milletvekili Sema Hanım. Onlar birazcık tepki gösterir. Niye biz kalkıyoruz falan diye. Ama İsmail Kahraman Bey daha sonra kendisi şöyle açıklıyor bunu. Diyor ki orada AK Parti, CHP ve MHP'den birer arkadaşın bulunması esasında bir dayanışmanın varlığını da göstermesi açısından önemliydi diyor. Ve daha sonra oraya divan katiplerini oturtuyor. Sayın meclisimizi yarın saat... Evet. Özgür Bey ceket vereyim mi? Gerek yok. Özgür Özel tam divana çıkacakken arkasından AK Parti milletvekili Ahmet Gündoğdu gidiyor, ceketini çıkartıp veriyor. Burada enteresan bir detay var. Ve o detay şu. Diyor ki Özgür Özel daha sonra konuştuğumuz zaman, ben diyor hep milli görüşe karşı olan birisiyim. Ama diyor 40 yıldır karşı olduğum milli görüş ceketini bana giydirdi diyor. Ahmet Gündoğdu giydirdi diye espri yapıyor. Ama orada divana çıkarken özgür şeyle tişörtle çıkarken Ahmet Gündoğdu da ceketini veriyor. Sonradan da espri yapıyor. Aslında güzel, janti bir lacivert ceketti. Keşke o bende kalsaydı falan diye de espri yapıyor. Ama oradaki meclisteki dayanışmayı göstermesi açısından çok önemli. Daha sonra saat 2'de meclis açıldı. Sırasıyla parti gruplarına söz veriyor meclis başkanı İsmail Kahraman Bey. Önce Levent Gök konuştu. Daha sonra Bekir Bozdağ konuşurken tam 2.33 civarında, bakınız şuraya dikkat edin. Dikmen kapı dediğimiz yere. Geriye arkadaşım, geriye.
Bir geriye daha gidin. Sonra ileri. Şurada bir erkek, iki tane de hanım yürüyor. O yürüyen hanımlar Hatay milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu'nun eşi ve kızı. Ve önde de kendisi yürüyor. Tam oradan geçiyorlar ve bomba patlıyor. Tam meclisin yan tarafındaki açık alana ve tabii yaralandı eşi ve kızı. Bir sonraki. Bomba da atsanız buradayız. Ne yaparsanız yapın tam buradayız. Bekir Bozdağ Bey konuşurken bomba atıldı ve tabii bombalar atılınca ortalık birazcık şey oldu, toz duman oldu. Biz meclisteyiz, genel kuruldayız ve çıkmak taraftarı değiliz. Bir yandan güvenlik görevlileri diyor ki efendim çıkmanız lazım, terk etmeniz lazım, hedef oluyorsunuz filan. Esasında biz o bomba atıldığı zaman mecliste bulunmanın öneminin tam olarak farkına vardık. Niye? Orada bulunmak milli iradenin temsil anlamına geliyor. Dolayısıyla bizler ayrılmayı düşünmüyoruz. İşte bize sürekli terkinde bulunuyorlar. Fakat daha sonra üçü birazcık geçe ikinci bir bomba atıldı. Bomba atıldığı zaman bu avizelerden çok daha büyük avizeler var. Ve o avizeler bir anda şangırdadı ve yoğun bir toz dumanı oldu. Bu ilk bombadan sonra çok yoğun bir şekilde biz onları telin ediyoruz, şeyleri, darbecileri. Ve yanımda bir milletvekili bana dedi ki, hocam biz seni hep sakin bir adam olarak bildik. Niye bu kadar dedi şey yaptın, öfkeyle yukarıya doğru bağırıyordun. Dedim ki o anda yapmam gereken şeyi yapıyordum. Başka ne yapacağım? Elimde silah yok yani, olsa atacağım da bağırmaktan başka bir şey yok. Ama bu tabii milli iradenin hakikaten tecelligahı olan noktada yapılması gereken şeydi. Bu dışarıda da sergide de bir takım fotoğraflarda var. Bakınız şu fotoğraf. Şu fotoğraf ikinci bombadan sonra atılan fotoğraf. Şu arka tarafta, tam şunun arkasında Başbakanlık ofisi var. Bunun arkasında. Şu açıda da, şurada da genel kurul var. Şimdi ilk bomba meclis şurada. Meclisin hemen yanındaki boş alana atılıyor. Bizi caydırma amaçlı. Yani milletvekillerini korkutalım ve çıksınlar diye. İkinci bomba tam şu açıdan, Başbakanın ofisinden ve dışarıda fotoğraflar da var. Ortalık tozluma olmuş. Şuradan atıldı ve tam buradan böyle geçti. Üçüncü bomba nereden atıldı? Üçüncü bomba CHP ile MHP grupları var mecliste. Bilen arkadaşlar biliyorlar. Oradan böyle mesela çaprazlama bir bomba atıldı. Ve üçüncü bomba atıldıktan sonra, ya daha doğrusu üçüncü bomba atılırken biz artık aşağıda sığınağa inmiştik. Sığınağa şundan dolayı indik. Biz meclisi terk etmiyoruz. Ama oradan biz yayınlarımızı, bildirilerimizi, efendim bir takım çalışmalarımızı onlara sunacağız. Şu çok doğru bir hareketle, burası meclise girdiğiniz zaman Şeref Kapısı vardır. Şeref Kapısı'nın hemen yan tarafındaki yerdir. Burası korunaklı bir alan olarak aynen bu şekilde korundu. Yani meclise gelen insanlar, yabancı heyetler ya da yurt içinden gelenler burayı görüyorlar ve burayı da unutmaması adına son derece önemli bir davranış. Devam edelim. Şimdi şu kapı bir tonluk bir kapı. Burası başbakanın makamına giren giden merdiven. Şu aradan geçirip meclise giriliyor. Yaklaşık 50-60 metrelik bir mesafe var buradan. Ve o birinci ya da ikinci bombadan sonra o çelik pirinç kapı oradan kopuyor ve ta oraya doğru sürükleniyor. Yani artık ne kadar büyük bir bomba tesirinin olduğunu artık tahmin edersiniz. Devam edelim. Ve bunu Artvin CHP milletvekili Uğur Bayrak tutan konuştuğu zaman şöyle ifade ediyor. Hocam dedi, film olsa inanmazdık. Hakikaten yani bir filmde bunu gösterseler, meclisin bombalanacağını ve ortalığın bu kadar perma perişan olacağını, film olsa inanmazdık diye de ifade ediyor. Devam edelim. Peki bu bomba aslında bilerek mi atıldı, bilinmeden mi atıldı? Daha sonraki, bir sonrakine geçersek.
Daha sonra konuşmalarını buldum internetten. Darbeci yüzbaşı, şeyin içindeki, uçağın içindeki yüzbaşı diyor ki, burası diyor bir yerleşim yerine benziyor komuta kademesindeki kişiye. Evet diyor. Daha sonra biraz diyor alçaktan uç, ama burası diyor Kızılay'a benziyor. Evet diyor. Burası meclise benziyor. Evet diyor. Bu boom sonik dediğimiz ses bombasıyla onları tedirgin edin ve ondan sonra alçaktan uçun diye. Bakıyorlar ki milletvekilleri yerinden kıpırdamıyor. İkinci sefer geçtikten sonra bombayı atıyorlar ve ikinci ve üçüncü bombalarda artık bizzat meclisin genel kuruluna yönelik atıyorlar. Esasında bilinçli bir şekilde de bir atış var. Evet, devam edelim. Tabii burada sağlıkçılara özel bir parantez açmamız gerekiyor. Burası genelkurmayla meclisin önünde bir İsmet İnönü bulvarının alt geçidi var. O alt geçit esnasında saat gece 2-3 civarında çekilen bir görüntü. Orada sağlıkçılar geliyor, yaralanan insanlar, genelkurmay kavşağı civarında yaralanan insanları alıp işte hastanelere falan taşıyorlar. Ve orada bakınız, şeye girmiş, o alt geçide girmiş, sonra viyadüğün altından çıkıyorlar. Orada bir yaralı var. Henüz sakinleşmiş bir ortam yok. Biraz sonra göreceksiniz. Bakın bu diyor ki eyvah diyor, vefat etmiş. Yani o panikle. Ama bir yandan da yukarıdan şeyler atılıyor. O bombalar atılıyor. Ya o deniz kuvvetleri civarından, ya genelkurmay civarından o darbeciler silah atıyorlar. Ya da bir takım şeyler oluyor. Yukarıdan helikopter falan da olabilir. Bir takım şarapnel parçalarının olduğunu da görüyoruz. Ve sağlıkçılar aslında her yerde ve her zaman gerçekten görevini yapıyor. Bu 15 Temmuz hain darbe girişiminde de insanüstü gayretle görevini yaptılar. Onlara hakikaten şükran borçluyuz. Devam edelim. Akıncı üssü bir yandan harekette devam ediyor. Devam edelim. TürkSat niye hedefteydi? TürkSat şundan dolayı hedefteydi. Hani eski darbeler radyo, televizyonla filan, ama şimdi artık iletişim dünyası bambaşka bir dünya. Türkiye'nin telekomünikasyon bağlantısını sağlayan en önemli noktalardan bir tanesi TürkSat ve TürkSat'a saldırarak esasında o Türkiye'nin dünya ile bağlantısını koparmaya çalıştılar ama başaramadılar. Orada şehit olan kardeşlerimiz vardı ama onlar canı pahasına da olsa o iletişimi kopartmadılar. İncirlik de bu darbe döneminde çok önemli bir noktadaydı. İncirlik, Türkiye'de ikmal uçaklarının, yani uçakların ikmalini yapan uçakların bulunduğu çok önemli bir nokta. Şimdi Mardin valisi olan ve dönemin Adana valisi Mahmut Demirtaş çok doğru bir kararla İncirlik'ten o uçakların kalkmasına mani oldu. Kalkmasaydı, mani olmasaydı ne olurdu? Mani olmasa gece boyunca o ortalıkta dolaşan terörist saldırı yapabilecek uçakların ikmali sürekli yapılmış olacaktı ve İncirlik'te bu sağlanmamış oldu. Özel Kuvvetler Komutanlığı da hakikaten çok önemliydi. Bazen bir hareket insanın 60, 70, 80, 90 yılda yapamadığı şeyi yapar ve asırlar boyunca hatırlanmasına vesile olur. İşte Ömer Halis Demir de onlardan birisiydi. Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci Terzi soy isimli darbeciyi alnına vurarak aslında darbenin seyrini değiştiren isimlerden birisi oldu. Tabii sadece Ömer Halis Demir değil, 250 tane şehidimizin hepsine şükran borçluyuz. Peki bu arada sığınakta başka ne yapıyordunuz derseniz, sığınakta şunu yapıyorduk. Burada
Şurada Abdülhamit Bey'in yanında olan benim, şu hemen sağ tarafındaki milletvekilleri küçücük bir masanın etrafında ne yapacaklarını kararlaştırıyorlar. Hanımlar başka bir yerde, erkekler bir yerde, işte farklı arkadaşlarımız. Tabii oradaki zor şartlarda bir bildiri hazırlanması gerekiyor. Yani ertesi gün tabii darbenin başarılı olup olmayacağını tam bilmiyoruz. Başarılı olursa ne ala. Ama başarılı olmazsa o zaman bizim güçlü bir bildiriyle Türk halkının iradesini sonuna kadar koruduğumuzu ifade etmemiz lazım. Ve o bildiri hazırlığının yapıldığı yoğun bir çalışma söz konusu. Devam edelim. Bu tabii çok şerefli bir görevdi. Ahmet Fakı Baba'nın dediği gibi bu kutsal görevi 20 yıllık vekilliğe tercih ederim diye ifade ediyor. İşte bu küçücük odalarda bildiri hazırlandı ve ertesi gün devam edelim. Bu ortak bildirinin eskiz çalışmaları devam. Ve ertesi gün saat 17'de meclis uzun, yorucu, ağır bir gecenin sonunda olağanüstü toplandı ve olağanüstü toplantıda o gece sığınakta, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nun bir altındaki sığınakta hazırlanan bildiri okundu. Devam edelim. Peki, bu son bölümde kısaca şunları arz etmek isterim. 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünden hangi dersleri çıkartmamız lazım? Acizane bunlar da benim çıkarttığım dersler. Birinci ders, bu millet başındaki yönetici nasıl davranırsa öyle davranıyor. Yani o gün Cumhurbaşkanımız kendisine önerilen korunaklı bir yere gitme teklifini kabul etseydi, millet de muhtemelen korunaklı bodrumlara çekilirdi. Ve sokakta herhangi bir direniş olmazdı. Benim çıkarttığım birinci ders bu. Devam. İkincisi, birlik ve beraberlik ideolojiden önemlidir. O gece sığınakta ve mecliste bulunan milletvekillerin farklı ideolojileri vardı. Farklı siyasi kanaatleri vardı. Ama o geceki birlik ve beraberlik her türlü ideolojinin önündeydi. Devam. Ortak fayda değil, ortak payda önemlidir. Ortak payda ne? Bayrak, vatan, ezan ve milli birlik ve bütünlük. Ortak paydamız bu. Ortak faydamızdan daha önceydi. Devam edelim. Devam. Türkiye önemli ve değerlidir. Şimdi diyeceksiniz ki ya hocam bunu bilmiyor muyuz? Bunu biliyoruz ama bizden daha çok bilenler var. Bu ülkede yaşayanlardan daha çok bilenler var. Ve o gün biz gördük ki Türkiye gerçekten çok önemli ve çok değerli. Hakikaten önemi ve değeri uğruna gerekirse şehit ve gazi olmak gerekir. O gün 15 Temmuz'da gerek sokaktaki, gerek meclisteki, gerek meydanlardaki herkes bunun farkındaydı. Devam. Feraset önemlidir. Feraset ile cesaret birlikte olursa başaramayacağımız şey yoktur. O gün hem ferasetin hem cesaretin varlığı bütün dünyanın kabul ettiği çok önemli bir gerçekti. Ben 15 Temmuz'a kadar hep diyordum ki gençler geleceğimizin teminatı, ama 15 Temmuz'dan sonra bu kelimeyi, bu cümleyi hiç kurmadım. Gençlerimiz sadece geleceğimizin değil, bugünümüzün de teminatıdır. O gün babası Erol Olçok'la Boğaziçi Köprüsü'ne giden Abdullah Tayyip Olçok, ki daha sonra kardeşinden, yakın arkadaşına teyit ettim, bizzat çocuk babasını bırakmamış ve birlikte o Boğaziçi Köprüsü'ne gitmiş, birlikte şehadet şerbetini içti. Öyle çok genç gördüm ve onlar gerçekten sadece geleceğimizin değil, bugünümüzün de teminatıydı. Şimdi sosyal medya genellikle belli bir kesim tarafından yoğun bir şekilde kullanılan ve daha çok eğlence
ve haberleşme amacıyla kullanılan bir enstrüman. Ama sosyal medya etkili ve yararlı kullanılırsa gerçekten çok önemli bir takım açılımlara da yol açabiliyor. Örneğin Cumhurbaşkanımızın FaceTime'dan çağrı yapması, bizim WhatsApp grubundan yazışmalarımız, yine meclisten yaptığımız Periskop'la, Facebook'la, Twitter'la, Instagram'la veya diğer araçlarla yaptığımız yayınlar gerçekten darbenin seyrini değiştiren çok önemli unsurlardı. O yüzden sosyal medya çok önemli ama galiba milli sosyal medya araçlarının da üretilmesi, yapılması, kullanılması da en az bu gerçek kadar önemli. Devam. Evet, biz olursak iz bırakırız. O gün biz olduk ve iz bıraktık. Devam edelim. Bizi biz yapan seslerden birisi buydu. O gece yarım civarında başlayan, sabaha kadar devam eden sesler aslında bu milleti biz yapan belki de en önemli unsurlardan bir tanesiydi. Allah bu ülkeden ezanı ve salayı hiç eksiltmesin. Devam edelim. Ben 15 Temmuz'dan sonra çok fazla şehit yakınıyla görüştüm. Çok fazla gaziyle görüştüm. Ama Allah sizi inandırsın, bir tane bile tesadüfen şehit ya da gazi olana rastlamadım. Yani ben yoldan geçerken şarapnel bana çarptı, işte silah bana tesadüfen dokundu, tesadüfen oradan geçerken oldu diyen bir Allah'ın kuluna rastlamadım. Hakikaten o gün farklı bir gündü ve farklı bir şekilde şehit ve gazi olanları gördük. Allah hepsinden razı olsun. 250 tane şehidimiz var, 2000 civarında gazimiz var. Hepsine şükran borçlu olduğumuzu ifade etmeliyim. Devam. Ve son çıkarttığım derste Muhiddin Arabi'nin kader gayrete aşıktır. Yani siz hangi yöne doğru evrilirseniz Allah sizin o yöndeki yolunuzu açar. Allah 15 Temmuz'da halkın kalbine gerçekten bu ülkeyi koruma, kollama, bu ülke için gerekirse canını, kanını feda etme görevini vermişti ve halk o yönde gayretini gösterdi ve kader de o yönde tecelli etti. Hamdolsun. O gün saat 21.41'den 6'ya kadar olan süreci acizane ben de kaleme almaya çalıştım. Devam edelim. Son birkaç dakikalık sunumun sonunda kitapla ilgili küçük hikayeyi anlatmak isterim. 10 gün sonra filan, darbeden 10 gün sonra Meclis Başkanımız İsmail Kahraman'a gittim. Dedim ki efendim, bu geceyi yazmak lazım. Ya siz yazın meclis olarak, ben destek olayım. Ya ben yazayım, siz destek olun. Ya da beraber yazalım dedim. Dedi ki hocam, görev senin dedi. Talimat verdi ve ben milletvekillerine bir soru, anket formu gönderdim. Birçoğuyla yüz yüze görüştüm. Bir kısmı yazılı gönderdi, bir kısmı ses kaydı gönderdi. Onlar bir tomar böyle 3000-5000 sayfalık bir metin olarak ve onlara bir akış şeması oluşturdum. Ve o geceye, o kronolojiye tam da uygun bir şekilde akış şemasında arkadaşların onlarca sayfa anlattığı şeyden belki bir satır, belki bir kelime, bir cümleyi alarak Gazi Meclisi o gece diye 700 sayfalık bir kitap haline getirdim. Devam edelim. Bu orijinali 700 sayfa. Daha sonra bunu arkadaki tutanakları kaldırarak 230 sayfalık bir kitap haline dönüştü. Ama bunun tabii dünyaya da anlatılması gerekiyordu. Bir sonraki slide. Remember, remember the 5th of November, the gunpowder, treason and plot. I know of no reason why the gunpowder treason should ever be forgot. First, the overture. Yes. Yes, the strings. Listen carefully, can you hear it?
Now the brass. I can hear it. Şimdi bu kitabı hazırlarken 2016'nın Kasım ayı falandı galiba. Bir Londra temsilcisi, bir televizyon Londra temsilcisi bir arkadaş geldi. A Haber'in Londra temsilcisi. Hocam ne yapıyorsun dedi. Vallahi dedim ben bilgisayarda çalışıyorum. Bir kitap çalışmam var. Ne dedi, ne üzerine kitap? Dedim böyle 15 Temmuz'la ilgili böyle bir kitap yazıyorum. Hocam çok iyi olur dedi. Ve dedi ki, biliyor musun dedi, İngilizler her 5 Kasım'ı anarlar. Niye anıyorlar dedim. Her 5 Kasım'da İngiliz parlamentosunun yanından geçen tren istasyonuna bomba konulmuş. Fakat İngiliz polisi o bombayı patlamadan teröristi yakalamış ve bunu anarlar dedi. Bu yeni mi olmuş dedim bu hadise? Dedi ki 1605 yılında olmuş dedi. 5 Kasım 1605 yılında patlamamış bir bombayı İngilizler anıyorlar. Hatta bununla ilgili bir tekerleme de oluşturmuş. Daha sonra ben internetten gittim baktım. Remember, remember 5th November diye hatırla hatırla 5 Kasım'ı diye bir tekerleme haline de getirmişler. İngilizler patlamış bombayı. Ve bundan sonra o arkadaşın o ifadesinden sonra kitap bastım. Tabii yabancı misyonu anlatmamız gerekiyor. Yurt dışını anlatmamız gerekiyor. Sonra bir sonrakine geçelim. TİKA Başkanı'ydı Serdar Çam. Devam edelim. Devam edelim. TİKA Başkanı Serdar Çam'a bir Kırgızistan seyahatinde bir arkadaş dedi ki Kırgızların da bunu bilmesi lazım dedi. Burada dedi çok FETÖ'cü var. Onlara da anlatmak lazım. Nasıl olacak dedim. Onlar dedi Rusça kitap dedi. Basarsanız anlarlar. Peki dedim. Neyse ben de cumartesi bunu konuştuk. Pazartesi Serdar Bey'in yanına gittim. Dedim ki ya meclis bunu bastı ama sen dedim bunu işte Rusya'da basar mısın? Olur dedi. Özel kalemini çağırdı. Dedi ki Rusça kitap basacağız. Başka hangi dil olur hocam? Arapça olsun, Almanca olsun, İspanyolca olsun, Fransızca olsun falan böyle 9 tane dil biz basalım ve bunu dağıtalım dedi. Sonra kitap basıldı. 220 sayfalık kitap, 9 tane böyle kitap, fakat 13,5 kilo. Yani taşıması oldukça zor. Arabaya koysanız arabada çok yer kaplıyor. Mevlüt Çavuşoğlu Bey'e verdim. Dedim ki Sayın Bakanım, bunu yurt dışındaki insanlara belki dedim vermek istersiniz. Ya hocam ben bunu nasıl taşıyacağım dedi. Ben buna 2 tane koysam şey olur, uçakta yük olur filan. Doğru söylüyorsun dedim. Ertesi yıl dedim ki buna bir formül bulmam lazım. Bulduğum formülde şöyle bir şey oldu. Böyle bir kitap yaptım. Bu akıllı kitap. Cumhurbaşkanımıza basınca yani bundan bir gün sonra kitabı verdim bir toplantıdan çıkarken. Bu ne dedi? Bu bende sanki var dedi. Dedim ki efendim bu akıllı kitap dedim. Akıllı kitap ne dedi? Akıllı kitap kolay okunur, kolay taşınır kitap dedim. Şöyle bakınız tuttuğum zaman böyle tutulabiliyor. Ceketin iç cebini de ölçtüm. Ve böyle cebe girebiliyor. Hanımlara verdiği zaman çantasına fazla yer işgal etmiyor. Ve bu niye akıllı? Bunda 2500 sayfalık bir kitap var. Cumhurbaşkanımızın her kitaptaki o dildeki ön sözünü aldım. Ve şuraya da kare kodlarla okutunca o kitabın kendisine gidiyor. Sonra bir sonrakine gidelim. Daha sonra dedim ki ya bu bazı öğrencilere falan da gidip şeyler veriyoruz. 15 Temmuz'u seminerler veriyoruz. Şimdi böyle kitabı versek öğrenciler taşımakta zorluk çekecek. Buna dedim bir tane
hani ceket cebi versiyonu yapmıştık ya, bir de gömlek cebi versiyonu yapalım. Bir şey olur mu diye burada ümmet. Ümmeti alkışlayın bence. Sayın Valim, siz yavaş alkışlayınca yavaş geldi alkışlar efendim. Ümmeti alkışlayın efendim. Ümmete dedim ki, ya dedim ümmet böyle kare kod yapsak, bunu dedim şey yapabilir miyiz? Yani okutur mu? Hocam deneyelim dedi. Daha sonra böyle bir cep versiyonu, gömlek cebi versiyonu yaptık. Gömlek cebine koyduğunuz zaman böyle gömleğe giriyor. Çok da ucuz, yani kendi paramla da bunu bastırdım. Ve burada da esasında hemen test etmeniz de mümkündür. Buradan da okuttuğunuz zaman kare kodla, şuradan mesela ekrandan da okuttuğunuz zaman, geçen bir televizyon, bir Zoom yayınında test ettik. Almanya'dan bir grup arkadaşla konuşurken dedim ki, okutun dedim, hemen okuyor mu? İşte şimdi Nurullah Hoca deniyor. Bu buradaki 9 dilden herhangi birisi hocam, hangisi odaklanacağınızı bilmiyoruz. Orada okuttuğunuz zaman TBMM Gov.tr'den ilgili dildeki şeye gidiyor. Çocuklar kitap ayracını da severler. Dedim ki bir de kitap ayracı yapalım. Burada da yine 9 dilde kitap ayracı var. Bunlar taşıması çok kolay. Yani kitabı taşımak çok zor. Kitabı taşımak çok kolay. Bunu şunun için de yapmak lazım. Hani İngilizler 1605 yılında patlamamış bir bombayı, bakın 500 yıla yakındır anıyorlar. Biz daha 5 yıl önce olan bir hadiseyi unutmamamız lazım, anlatmamız lazım. Meclisler ülkelerin milli iradesinin tecelli ettiği yerlerdir ve korunmalıdır. Çünkü insanlar oy verdiği insanları o millete hizmet etsin diye seçiyorlar. Yani kendi iradesine sahip çıkmalılar. Milletvekilleri de o iradeye sahip çıkmışlar ve 15 Temmuz'da o şanlı direnişte gerçekten rol almışlar. Çok şükür ben de onlardan biri olarak, o 107 kişiden biri olarak orada bulundum. Bunu tarihe not düşelim ve anlatalım diye buraya geldik. Çok teşekkür ediyorum sayın rektörüme nazik davet için, valimize, belediye başkanımıza, komutanlarımıza, ilgilenen meclisi başkanımıza, değerli hazirine, hocalarıma, müdürümüze, herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah bir sonraki slayt, bir daha böyle bir gece de yaşatmasın, böyle bir kitapta yazdırmasın. Mehmet Akif Ersoy'un Allah bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın dediği gibi, Allah da bir daha böyle bir geceyi yaşatmasın. Allah bu milleti ebediyete kadar, kıyamete kadar hür, müreffeh ve bağımsız bir ülke olarak kıyamete kadar hep başı en yukarıda, bayrağı en yukarıda, zirvede yaşatsın diyor. Hepinizi saygıyla, muhabbete selamlıyorum. Sayın Profesör Doktor Necdet Ünivar'a verdiği kıymetli bilgiler için teşekkür ediyoruz. Şimdi bütün şehitlerimiz için dua etmek üzere İl Müftümüz Sayın Sinan Kazancı'nın sahneyi teşriflerini arz ederim. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. İlahi ya Rabbi, rahmetine ve mağfiretine sığınarak şu anda hepimiz huzurunda bir araya geldik. Yüce dergahına ellerimizi açtık. Huzur-u ilahiyenden bizleri boş çevirme. Ya Rabbi, bizleri yaratan, yaşatan ve varlığından haberdar eden sensin. Sa'yimizi meşkur, günahlarımızı mağfur, amellerimizi makbul ve dualarımızı kabul eyle. Hatemül Enbiya, Habibi Hüda,
Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salat ve selamlar getiriyoruz. İlahi ya Rabbi, haberdar eyle. Ya Rabbi, hainlerin tuzaklarını bozan sensin. 15 Temmuz gecesinde vatanımızı bölüp parçalamak, işgal etmek, istiklal ve istikbalimize kast edenlerin oyunlarını bozan sensin ve bizlere yardım eden sensin. Bu asil millete, bu necip millete her zaman nusretinle muamele eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, Bedir'den Malazgirt'e, Çanakkale'den İstiklal Harbi'ne, 15 Temmuz'dan bugüne gelinceye kadar dinü devlet, mülkü millet, rızaen lillah uğruna canını seve seve feda eden cümle şühedaya ve ahirete göç etmiş olan gazilerimize ve şu anda duamıza icabet edip de amin diyen kardeşlerimizin geçmişlerine rahmet eyle. Gazilerimize ve hayatta olanlarımıza sağlık, sıhhat, afiyet ve hayırlı ömürler ihsan eyle. Ya Rabbi, asırlardır İslam'ın sancaktarlığını yapmış bu necip milleti, bu aziz milleti düşmanlarının önünde zelil eyleme. Birlik ve beraberliğimizi daim eyle. Vatanımızın güvenliği, milletimizin huzuru için gece gündüz çabalayan şanlı ordumuzu ve kahraman güvenlik güçlerimizi daima mansur ve muzaffer eyle. Dünyanın dört bir yanına yayılmış olan salgın hastalıktan milletimizi, alemi İslam'ı ve bütün insanlığı halas eyle. Hem bu salgın hastalıkta hem de sair zamanlarda her daim bizlere şifa dağıtan çok değerli sağlık çalışanlarımızın ahirete göç etmiş olanlarına rahmet eyle. Hayatta olanlarına sağlık, sıhhat, affu, afiyet, ihsan eyle. Ya Rabbi, birlik ve beraberliğimizi daim eyle. Bizler yalnızca sana inandık, sana güvendik, sana tevekkül ettik. Bizleri sensiz, kimsesiz, çaresiz ve sahipsiz bırakma Allah'ım. Bizlere dünyada ve ahirette iyilikler, güzellikler ihsan eyle. Bizleri, anne babamızı ve bütün sana inananları bağışla. Amin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Sayın İl Müftümüze teşekkür ediyoruz. Değerli konuklar, programımızın sonuna yaklaşırken hediye takdimi yapılacaktır. İlk olarak Afyonkarahisar Valimiz Sayın Gökmen Çiçek ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörümüz Sayın Nurullah Okumuş Beyefendi, şehrimize konferans vesilesiyle ziyarete gelen Sayın Profesör Doktor Necdet Ünivar'a hediyelerini takdim edeceklerdir. Arz ederim. Sahnedeki konuklarımızı bir yere göndermeden Sayın Belediye Başkanımız Mehmet Zeybe'yi de sahneye rica ediyoruz. Sayın hocamız Profesör Doktor Necdet Ünivar da kitabını Sayın Valimiz Gökmen Çiçek, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörümüz Sayın Urula Okumuş ve Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Zeybek Bey'e takdim edeceklerdir.
Saygıdeğer konuklarımız, trafo fotoğrafı çekimi için ilk protokolümüzün sahneye teşriflerini arz ederim.